Merhaba arkadaşlar, opampların evren yükselteçler olarak çalıştırılması ile ilgili bölüme başlıyoruz. Burada şunu hatırlatmak isterim, geçtiğimiz birkaç videoda opampı tanıttık, ideal opamp kavramından bahsettik. Opampın çalışmasında, opampın yapısında hiçbir değişiklik yok. Opamp aynı opamp, yalnız biz opampın etrafına kuracağımız devreleri değiştirerek farklı işlemler yapabilen devreler elde edeceğiz. Yani o pump'ın yapısında ve çalışmasında hiçbir değişiklik olmayacak. Fakat e, burayı lütfen iyi anlamaya çalışın. Biz o pump'ın etrafındaki devreleri e, değiştirerek bu devrelerin yapısını e, değiştirerek farklı işlemler elde edeceğiz. O pump'ın bizim için Geçtiğimiz videolarda da söylemiştim, üç temel özelliği var. Birincisi, eviren ve evirmeyen uçlardan akım girişi önemsenemeyecek kadar azdır. Yani biz buna sıfırdır diyoruz, ideal opamp için. İkincisi, opampın evirmeyen ve eviren uçlar arasındaki gerilim farkı önemsenmeyecek kadar küçüktür. Ki biz buna eşittir diyeceğiz, ideal opamp için. Ve üçüncüsü o pump'ın çıkış geriliminin üst sınırı artı VCC alt sınırı da eksi VCC'dir. O pump bu üç şartı sağlar. Size her devrede bu üç şartı sağlar. Siz bu o pump'ın etrafına kurduğunuz devrelerle toplama, çıkarma, integral alma, türev alma gibi işlemleri bu devrelerle gerçekleştirirsiniz. Bunu yapan aslında o pump değildir. Bunu yapan o pump'ın işte biraz önce bahsettiğim akım geçiş olmaması, uçlarındaki gerilimin eşit olması ve çıkış geriliminin sınırlandırılmış olması özelliğidir. Şimdi bu devreye bakacak olursak, bu devrede şu düğüm arkadaşlar, yani eviren uçtaki bu düğüme Kirchhoff'un akımlar yasasını uyguluyoruz. Bakın, o opamp'ın bu özelliklerini kabul ettikten sonra etrafında kurduğumuz devrelere biz ekstra hiçbir kanun, hiçbir metot, hiçbir şey tanımlamıyoruz. Sadece bildiğimiz klasik elektrik devrelerinin klasik kurallarını, Kirchhoff kanunlarını, Ohm kanununu burada çalıştırıyoruz. Bu düğümü dikkate alırsanız gelen akımlar eşittir giden akımlar. Is artı If eşittir giden akım ne? Ö ne? Ve ben biliyorum ki ideal opamp'ta ön eşittir sıfırdır. Yani buradan ve buradan bir akım geçişi söz konusu değildir. Öyleyse bunu tekrar yazarsam ıs eşittir eksi I, olur. Bu bir. Şimdi ikinci ideal opam şartım neydi? Bu noktanın gerilimi ile bu noktanın gerilimi aynıdır. Öyleyse ben evirmeyen uç gerilimine bakıyorum. 0 volt. Öyleyse buranın gerilimi de 0 volt kabul edilebilir. Sıfırdan çok çok yüksek yani çok çok az miktarda yüksek veya çok çok az miktarda düşük gerçekte. Ama o kadar düşük veya o kadar bu fark o kadar küçük ki ben bu ikisini eşit kabul edebilirim. Bu bana matematiksel olarak çok büyük bir sapma sağlamaz. Evet şimdi ıs akımına bakalım. Buranın geriliminde 0 volt olduğunu anladım. Öyleyse IS akımı bu yönde akan akım VS potansiyelinden 0 potansiyeline doğru akacak ve bu akımı belirleyen direnç değerim de RS olacak. Eşittir. Eksi. Buradaki eksiyi aldım. Aynı şartı burada arayacağım. Bu çıkış gerilimim ne? V output. Bu ucun gerilimi. Yani şu ucun gerilimi V output. V output eksi V0 ve output eksi 0 yani output geriliminden 0 volta doğru bir akım akışı var. Bu akım IF bölü. Bu akımın değerini belirleyen direncim de RF. Yani VS bölü RS eşittir. Eksi V output bölü RF. Öyleyse arkadaşlar V output değerimi yani çıkış gerilimi değer mi? Bunu artık giriş gerilimi gibi düşünebilirim. Giriş gerilimi cinsinden nasıl yazabilirim? Eksi Rf bölü Rs çarpı Vs. Bakın o ne yapıyor? Çıkış gerilimi size nasıl sunuyor? Diyor ki buradaki direnci buradaki dirence böl ve onu eviren uca uyguladığın için eksiyle çarp işte size çıkış gerilimi. Bu o e, opamp'ın eviren yükselteç olarak çalışmasının e, izahı oldukça basit. Eğer anlamadığınız bir kısım veya kafanızda oturmayan bir kısım varsa sorabilirsiniz yorumlar kısmından. Ama bununla ilgili zaten hem hemen hemen e, pek çok örnek yapacağız. Bu e, şunu tekrar etmek üzerinde belki çok duruyorum çok e, aynı şeyleri söylüyorum farkındayım ama şunu tekrar edelim bakın o pump 3 şartı sağlar in 0 vp eşittir vn v output vcc'den artıdan küçük vcc eksiden büyük bu üç şartı sağladıktan sonra o pump sizin toplama mı, çıkarma mı, türev alma mı, integral alma mı ne yaptığınızla ilgilenmez. O pump size sadece bu üç şartı sağlar. Siz bu üç şartı kullanarak, bu üç şartın avantajından yararlanarak e, işlemler yaparsınız. Zaten biz bu işlemleri devre analizinin, devre teorisinin temel kurallarını çalıştırarak, işleterek hesaplayacağız. Burada yaptığımız gibi. Bakın bu Kirchhoff'un akımlar kanunu. Bunlar da Ohm kanunu. Yani bunun opampla hiçbir alakası yok. Opamp sadece şu üç şartı sağlıyor. Umarım demek istediğimi anladık. Örneklerde görüşmek üzere.